Abi giriyoruz. Evet. 3 2 1 Evet değerli arkadaşlar, kıymetli takipçilerimiz, hoş sefa geldiniz. Hemen konuya gireceğim. Konumuz bugün sigorta. Neden sigorta? Evet değerli izleyenler, bizim tek gelir kaynağımız diyebiliriz fındık. Fındıkta don tehlikesi vardı. Ziraat odalarına açıklamalar geldi. Fındığınızı sigorta attınız mı? Biz de bu konuda duayen olan bir kardeşimizi aldık. Dedik Gökhan Hocam, Gökhan Demirci, gelin sigortayı konuşalım. Gelin fındıkla sigortayı konuşalım. Ve sigortayla ilgili neler varsa onları konuşacağız bu akşam. Tekrar söylüyoruz. Haber Gölköy sayfamıza hoş geldiniz. Evet bugün farklı bir yerden yayın yapıyoruz. Moda TV stüdyolarından. Bundan sonra sık sık Moda TV ekranlarında olacağız. Ünye'deyiz. Evet değerli izleyenler. Az sonra zaten arkadaşımız link olarak da paylaşacak. Moda TV'yi de takip ederseniz bizlere de sıklıkla oradan ulaşmış olacaksınız diyelim ve konumuza hoş geldin diyoruz da programımıza başlarız. Gökhan Hocam, Gökhan Demirci, Altın Ordu Sigorta. İyi ki geldiniz. Dedik ki memleket meselesi üstadım. Gelin dedik. Kesinlikle. Fındığı konuşacağız, sigortalatmayı konuşacağız. Biz oradayız dediniz. İyi ki de dediniz. Hoş sefa geldiniz. Evet, Gökhan Demirci tanıyalım, programımıza başlayalım. Hoş buyurun. Geldiniz. Gökhan Demirci, Gölköy doğumluyum. Evet. Altın Ordu Sigorta işletmecisiyim. Öncelikle bizleri konuk alan Haber Gölköy ve Moda TV'ye çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize şimdiden katkılı bir şeyler sunabilirsek bundan memnuniyetlik duyacağız. Sigorta ve sigortacılığa dair elimizden geldiğince bildiğimiz tüm her şeyi burada paylaşmaya çalışacağız. Fındıkta donla ilgili, hasarla ilgili bilmediklerimiz, noksan kaldıklarımız ne varsa burada tarım üreticilerine, biz Karadeniz olarak üretim geçim kaynağımız fındık. Fındığa dair ne gibi devlet destekleri var, nelerden faydalanabilir, tarsim nedir? Evet. İsmini duyuyoruz ama tarsim nedir, tarsim ne işe yarar? Bunları değerlendireceğiz. İzleyicilerimizden sorular gelecek şimdi. Soruları alacağız Gökhan Demirci. Biz aslında bunları değerlendirirken öncelikle inşallah fındıkta bir don tehlikesi olmaz diye konuya başlayalım. Tek temennimiz. İnşallah olmaz. Ama görünen o ki birçok ilçelerimizde, birçok köylerimizde don tehlikesiyle karşı karşıyayız. Evet değerli izleyenler, şimdiden belirtelim. Ekranda geçen numaradan direkt arayarak fındığınızı sigortalatabiliyorsunuz. Bunu da bilgi olarak verelim. Evet Gökhan Hocam, tarsim nedir? Önce tarsimi bir konuşalım. Ardından niye sigortalatalım fındığı? Bunun açıklamasını yapalım ve devam edelim. Buyurun. Tarsim, tarım sigortaları birimidir. Üreticilerin zarar maruz kaldığında devletin vermiş olduğu, devletin desteklemiş olduğu bir sigorta birimidir. Ha, Tarsim'de fındık zarar görürse devlet mi karşılıyor bu zararı? Doğru mu anladık? Prim ödemesinde devlet karşılıyor, desteklemesinde de devlet karşılıyor. Dönüm bazlı hesaplamaya kalktığımız zaman trafik tarsim 1500 ya da 3000 lira dönüm ÇKS'sine göre belirlenir. ÇKS'de dönüm 1500 lira çıkan fındık bahçesinde yarısını ya da %60'ına kadar devlet desteği veriyor. Evet. Yani bahçene sigortalatıyorsun, donundan, zararından sen faydalanıyorsun, ödeyeceğin primden devlet size destek veriyor. Anladım. Devletin katkısı var. Evet. Yani primin tamamını üretici ödemiyor. Hı hı. Yarısını ya da %60'ını devlet destek veriyor. Siz %50'lik ya da %40'lık bir birimle diyorsunuz. Evet, şu an biz zaten şunu görüyoruz. Biz mecburen şu an fındığı sigortalatmak zorundayız. Çünkü kesinlikle. Bir don tehlikesiyle karşı karşıyayız. Allah korusun diyoruz ama böyle de bir problemle karşı karşıya kalacağız. Birkaç mesajımız var. Onları okuyalım. İzleyiciyle çünkü iletişimimiz olmak durumunda. Evet değerli izleyenler, yayınlarımızı paylaşırsanız seviniriz. Çok daha arkadaşımıza ulaşmak bizim için de sizi de mutlu edecektir diye düşünüyoruz. Evet Yeşil Mavi, hayırlı akşamlar Gökhan abim, iyi yayınlar demiş. Ergül Güneş, seni seviyoruz Ahmet Çelenk Bey, sen bizim gururumuzsun. Eyvallah Ergül Başkanım, biz de sizleri seviyoruz. Enver Top Başkanım, kıymetli abim, iyi akşamlar diliyorum cümle ümmeti Muhammed'e, hayırlı cumalar dilerim demiş.
Ve aleyküm selam başkanım, seviyoruz seni. Erdal Yağcı, iyi yayınlar kardeş, hayırlı akşamlar demiş. Şeref Yiğit demiş ki sigortayı ocak olarak mı dönüm olarak mı yaptırıyoruz acaba demiş. İlk sorumuz gelmiş. Şimdi sigortalatmak istesek neye göre sigortalatıyoruz Gökhan Hocam? Dönüm bazlı ilçe tarımlardan almış olduğumuz ÇKS ile. Nedir ÇKS? ÇKS çiftçi kayıtının çiftçi kayıt sistemi. Çiftçi kayıt sistemi. Evet, evet. ÇKS'de fındık dönüm bazlı sigortalanır. Dönümde kuzeyde mi, güneyde mi, rakımı kaç yükseklikte, bunlar ödeyeceğiniz primi de etkiler. Fındığın yanma riskinin yüksek olduğu, az olduğu yere göre primler değişir. Evet. Yine Ahmet Demirci, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Ali Mert Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi Gölköy İlçe Başkanı, hayırlı yayınlar, selamlar demiş. Ve aleyküm selam başkanım. Serdar Varol, sizleri seviyoruz, kolaylıklar gelsin demiş. Eyvallah üstadım. Evet başkanım, şöyle söyleyeyim. Biz Tarsim'de bir zorunluluğumuz var mı? Tarsim'i yaptırma gibi zorunluluğumuz var mı? Hayır. Yoksa şöyle, fındık yandığı zaman devlet bize Tarsim yaptırmazsak bir destek verme durumu var mı? Yani şöyle, DASK var mesela, DASK'ı da konuşacağız. DASK mecburi, doğru mu? Yapacağımız bazı işlemlerde zorunlu, daha sonrasında isteğe bağlı. Bugün abonelik için gittiğinizde DASK'ınız olmazsa size abonelik vermezler. Yani peki Tarsim niye DASK gibi mecburi değil ya da bir zorunluluğu yok? Onu ben tam kavramış değilim aslında. Burada üreticinin kendi isteğine bağlı bırakılmış. Biz halk arasında şöyle deriz, Allah'tan geldi, gerisi önemli değil. Aslında öyle değil. Siz verdiğiniz parayla bir risk satın alıyorsunuz. Evet. Verdiğiniz para Tarsim'in kasasına giriyor ama fındığınız yanarsa dönüm bazlı ve kilogram ocak bazlı hesaplanır. Size bunun ödemesini yapmak zorundadır. Eğer ki fındığınız yanmaz ise sizin verdiğiniz para Tarsim'in kasasında kalacak. Hmm. Sizin cebinizde kalmayacak. Anladım. Bir iki mesajımız var. İyi yayınlar, başarılar dilerim demiş Muzaffer Demirci. Eyvallah üstadım. Hayır Akdeniz dönümü ne kadar demiş. Sigortalatırken dönümünü ne kadara sigortalıyorsunuz diye sormuş. Böyle bir cevap alabilir miyim? İlçe tarımdan aldığınız ÇKS'ye göre, hı-hı, biraz önce de bahsetmiştim. Fındık bahçesinin kuzey cephesinde mi, güney cephesinde mi, batı cephesinde mi, doğu cephesinde mi, bunlar çok etkili. Fındığın yanma riskinin yüksek olduğu yerde dönüm bazlı yüksek çıkacak ödeyeceğiniz prim. Nedir yani? 3 aşağı 5 yukarı nedir bu? Ortalama bir... Mesela Ünye'de bu fiyat ne kadara çıkar? Ya da Gölköy'de bu fiyat ne kadara çıkar? 750 liraya, 750 TL'ye de yapabiliriz. 1500 TL'ye de yapabiliriz. Dönüm olarak. Tabii. Anıl Nuran Gürleyik, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar demiş. Eyvallah. Şimdi Tarsim'i aslında biz sık sık konuşmak istiyoruz. Çünkü az önce ifade ettiğimiz gibi fındıklarımızda donma tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bu artık kaçınılmaz. Hatta bazı köylerimizden, bazı ilçelerimizden gelen haberlerde fındığın yandığı, donduğu şeklinde. Peki şu an fındık yanmış olsa bunu nasıl sigortalayacaksınız? Yani şu an anlayamazsınız bunu. Yani fındık yandı mı, yoksa yanma durumu var mı? Böyle bir risk altında. Evet, böyle bir tehlike var, evet. Ama ben geldim çiftçi olarak, dedim ki işte 5 dönüm bahçem var. ÇKS'mi getirdim çiftçi kayıt sistemine. 5 dönüm bahçem var ve sigorta yapacaksınız. Yani neye göre yapacaksınız? Yani ya da fındık yandıysa. Tarsim'in başlangıç süreci ve bitiş süreci var. Bizim bölgemiz için, fındık üreticileri için 1 Ocak'ta başlayıp 28 Şubat'ta bitmek kaydıyla. 28 Şubat'ında sistemler kapanır. Artık 28 Şubat'tan sonra isteseniz de Tarsim yaptıramazsınız. Bunun için 4 gün gibi kısa bir süremiz kaldı. Tarsim o zaman, yaptırmak o zaman, için. Evet arkadaşlar, burası önemli. Tarsim için bir an önce elimizi çabuk tutalım diyoruz. Çünkü 4 gün gibi bir süre kaldı. Evet, Zeki Çelenk ses gelmiyor demiş. Ses gelmesi lazım aslında. Rejideki arkadaşlar, ses gelmiyor mu? Evet, ses geliyor ya, bize geliyor. Evet, inşallah düzelteceğiz. Evet arkadaşlar, teknik problem olabilir çünkü bugün bu stüdyoda ilk yayınımız
Aslında biraz da test yayını olarak bu yayını yapıyoruz. Çünkü bundan sonra sıklıkla bu ekranlarda olacağız, bu stüdyoda olacağız. İnşallah bundan sonra aksilik olmaz. Ama bazen de aksilik olabilecek. Onun da garantisini tabii ki veremeyiz. Evet, Zeki Çelenk ses gelmiyor demiş ama inşallah çözülecek diyoruz. Sizlere de selam gönderiyoruz. İyi yayınlar, başarıların devamı diliyorum demiş Emriye Kayabaşı. Ahmet kardeşim, bizim bahçeler kuzey cephede, genelde güneş görmez demiş Şeref Yiğit. Bununla ilgili bir açıklamanız olur herhalde Gökhan Hocam. Evet, Mustafa Demirci de sesin gelmediğine dair bir bilgi göndermiş. Düzelecek, olacak. Her şey zamanla. İyi yayınlar, çok faydalı bir konu. Teşekkürler demiş Çağrı Coşkun. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar demiş Serdar Varol. Ahmet kardeşim, senin sesin gelmiyor demiş. Benim sesim niye gelmiyor acaba? Şöyle. Acaba şimdi sesim düzeldi mi? Şimdi mi düzeldi? Arkadaşlar çok özür dilerim. Az önce dedik ya, teknik hata. Artık sesim geliyor. O zaman ben şöyle baştan alayım. Konuyu toparlayacak olursak. Moda TV stüdyosundayız. Ünye'de Moda TV stüdyosundayız. Bundan sonra değerli arkadaşlar, bu stüdyoda sık sık ekranlara geleceğiz. Az önce de dedik ya, ilk akşamımız, kamerayı açmayı, pardon, mikrofonu açmayı unutmuşuz. Af ola, bizim hatamız. Ama aslında rejideki Alev Hanım'ın da hatası var. Bana demedi ki bu kameraya getirmen gerekiyor bu mikrofonu demedi. O yüzden suçumuzu bir şekilde bağışlayacak. Evet. Ben tekrar izleyen arkadaşlardan, takipçilerimizden özür diliyorum. Ses konusunda gerçekten bir problem yaşamışız. Ama o problemi de çözmüş olacağız. Arkadaşlar, şunu ifade etmiştik. Ziraat odalarının yaptığı açıklamaya göre fındıklar yanma tehlikesiyle, donma tehlikesiyle karşı karşıya. Bizim de memleketimizin tek geçim kaynağı diyebileceğimiz fındığımız var. Fındığımız bu riskle karşı karşıya iken dedik ki sigortalanması gerekiyor. Evet, önemli bir konu. Gerçekten önemli bir konu. Sigorta konusunda aklımıza ne geliyorsa bu akşam Gökhan Demirci ile konuşacağız. Sigorta ile ilgili her şeyi konuşacağız. Çünkü sigortalatmak önemli. Bizim memleketimizde aslında bu algı henüz oturmuş değil. Ne yazık ki değil. Ama şunu ifade etmemiz gerekiyor. Biz sık sık bu ekranlarda sigortanın önemine vurgu yapmamız gerekiyor ki yavaş yavaş bu algıyı da oluşturalım. Çünkü az önce de ifade ettik. 5 gün kalmıştı. Bugün de saat 12'den sonra 4 gün kalıyor. Fındığı sigortalatmak için, Tarsim sigortasını yapmak için Gökhan Demirci'nin açıklamasına göre. Az önce ifade ettiğimiz gibi alt bantımızda da var. 543-854-0052 numaradan WhatsApp hattından arayıp fındığımızı, hatta trafik sigortası, kasko, konut ve bireysel sağlık sigortalarını yaptırabileceğimize dair alt bantı da geçmiş olduk. Evet, sigorta konusu önemli dedik. Bundan sonra sık sık bu konuya vurgu yapacağız. Çünkü yine söylüyoruz, memleketimizin en büyük gelir kaynağı fındığımız yanarsa ne yazık ki bunun karşılığında devlet bize para ödemiyor. Ama bunu sigortalatmış olursak Tarsim'i, yani Tarsim'in açılımı neydi Gökhan Bey? Tarım sigortaları. Tarım sigortaları o mene oluyor. Merkezi mi? Tarım sigortaları merkezi, evet. Tarım sigortaları merkezi. Tarım sigortaları merkezinden, yani Tarsim'den fındığımızı sigortalatırsak Allah korusun fındığın yanma durumunda çok rahat olacağız. Çünkü devlet bize zararımızı maddi olarak mı karşılıyor bu arada? Tabii ki. Evet, tabii maddi ki. Olarak karşılıyor. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi Allah korusun fındığımız yandı. Bu ödemeyi ne zaman yapıyor devlet bize? Ne zaman gerçekleştiriyor? Yani biz sigortalattık, evet, Tarsim'i yaptırdık. Geldik, sizi aradık, Tarsim yaptınız. Devlet bizim ödememizi ne zaman yapıyor? Şimdi çok güzel bir konu. Bu konuda %14 bizim sigortalanmamız var. Ne demek? Fındık üreticileri olarak %14 oranında Tarsim sigortası yaptırıyoruz. %80 bölümünde üreticilerimiz Tarsim sigortası yaptırmıyor. %84'ümüz Tarsim'den, sigortadan uzağız. Hasar alan %14'lük grup da hasarını almayı bilmiyor. Yani bu konuda da noksanız. Hasarın 10 gün ile 15 gün arasında bildirme süresi var. Siz hasarınızı 15 gün, en geç 15 gün içinde bildirmezseniz sizin hasarınızı gelip kimse tespit edemez. Size de ödeme konusunda kimse yardımcı olamaz. Hasarın en geç bildirdik, 15 gün 15 gün içinde hasarımızı bildirdik, fındığımız yandı dedik. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bundan sonraki süreç Tarsim eksperlerimiz var. Tarsim eksperleri gelip olay yerinde görecek, test edecek ve fındığın yandığını
netleştirecek. Evet. Fındığın yandığı kanısına vardığımız zaman bir kilo bir ocaktan kaç kilo fındık elde edildiği üretimini test edecek, netleştirecek bilgisine, kanısına varacağız. Daha sonradan kilogram bazlı üreticinin hesabına ödemesi yapılıyor. Ne kadar zaman alıyor mesela bu süreç? Yani biz veride 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene bekleyecek miyiz? Hayır. Bu en geç 1 ay içinde çözülür. 1 ay içinde yani... Fındığınızın yandığı netleşir ise ve eksper bunu doğrularsa hiçbir sıkıntı yok. Evet. 1 ay içinde üreticinin hesabına ödemesi geçecektir. Geçecek. Evet, o zaman birkaç mesajımız var, okuyalım. Devamında konuşacağımız konular var. İyi akşamlar, hoş geldiniz der, başarılar dilerim demiş Seyfettin Çıtak. Hoş bulduk üstadım, siz de hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Şerefi tamam şimdi oldu demiş. Az önce ses konusunda problem yaşadık arkadaşlar. Bu da tabii ki izleyici kaybına sebep oldu. Biz de sizden ricamızdır. Şu an bu yayını paylaşırsanız çok daha fazla arkadaşımıza ulaşmış olacağız. Ahmet Bey merhabalar, iyi yayınlar konuğunuza ve size iyi yayınlar demiş Mustafa Şahin, kıymetli başkanım, Gölköller Dernek Başkanımız, bizden de size selam olsun. Gökhan başarıların devamını diliyorum demiş Anıl Nuran Gürleyik, size başarı mesajı göndermiş. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sarıca Muhtarı İsmail Cüher, benim arazim 1000 rakımın üstünde, dönümü kaça yapılabiliyor? Benim 50 dönüm kaç para tutar, kurtarır mı diye soru sormuş İsmail Cüher, Sarıca'nın muhtarı. Bunu bir not al başkanım. Çünkü birkaç mesajımız daha var. Siz bunu not alın çünkü bir hesaplaması gereken bir konu. Muhtarıma da buradan daha net bilgi vermiş olalım. Evet, Hakime Demirci, canım oğlum başarılar dilerim demiş size böyle bir... Ellerinden öperim. Çok teşekkür ediyorum. Annemdir. Annemdir. Evet, annemiz, ellerini öperdik. Çok sağ olun, var olun. Çok kıymetli bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizlere bağışlasın inşallah. Vatanına, memleketine hayırlı bir evlat olmuş. Allah razı olsun. Hayır Akdeniz, sigorta her yıl yenileniyor mu ya da ödeme şekli nasıl diye sormuş. Bunu da not alın. Unutmayalım bunu. Çünkü bu da önemli bir soru. Her yıl yenileniyor mu sigorta? Ödeme şekli nasıl diye sormuş. Evet, iyi yayınlar diliyorum demiş Kamil Ayaz Demirel. Eyvallah üstadım. Şöyle, Şeref Yiğit demiş ki aslında ben bu soruyu sormak istiyorum ama güzel bir soru yakalamış. Bahçemizde sel, toprak kayması gibi doğal afetlerde sigorta geçerli mi acaba? Gökhan Bey demiş sadece yanmakta mı geçerli demiş. Bence çok güzel bir soru. Şeref Yiğit'e de teşekkür ederiz bu sorusundan dolayı. Mustafa Demirci, iyi yayınlar diliyorum demiş. Evet, hayırlı yayınlar, iyi akşamlar demiş Hakan Biçer. Biz de Hakan Biçer'e geçmiş olsun diyelim. Covid olduğunu duyduk. Üstadım inşallah bir an önce sağlığına kavuşman temennisiyle. Evet, İsmail Başkan, İsmail Cüher Muhtarımın sorusundan başlayabiliriz. Demiş ki 1000 rakımın üstünde dönümü kaç liraya yapılıyor? Benim 50 dönüm kaç para tutar, kurtarır mı diye de sormuş. Evet. Bunu sıradan bir ürün gibi dönümü şu miktar diye belirtemeyiz. Bunun için biraz önceki bahsettiğimiz ÇKS raporunun sonucunda güncellenmiş ÇKS raporuyla bize ulaşırsa biz gerekli bilgilendirmeyi ve fiyatlandırmayı kendisine ileteceğiz. Yani bugün şurada söylenen fiyat yanlış olacaktır. Yani çünkü net bir rakam veremeyiz. Güncellenmiş ÇKS elimizde olması gerekiyor. Anladım. O zaman ÇKS raporunu WhatsApp numarasından göndermiş olsa kesinlikle size, siz buradan daha net bir bilgi kesinlikle vermiş olacaksınız. Kesinlikle. Evet. Mustafa Karataş demiş ki Karataş fındık olarak. Evet Mustafa Bey, bu konu sizi de ilgilendiriyor. Lütfen bence iyi dinleyin. Mustafa Karataş, iyi yayınlar diliyorum. Gökhan kardeşime de başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ertan Güneş, Mehmet Bey, Gökhan kardeşim olmasaydı benim traktörümü yapmıyorlardı. Sigorta işimi çözdü, Allah razı olsun demiş Ertan Güneş. Evet, bu abimin traktörünü mü sigortaladığında yapmadılar mı? Bu konuyu bir açıklayalım hocam. Gökhan hocam, bu konu nedir abi? Ertan abi Gölköy'ümüzün değerli bir esnafıdır. Evet. Traktör sigortasında sıkıntısı vardı. Problem yaşanmıştı. Yardımcı olduk, vesile olduk. Hasarının ödenmesi konusunda, eksperin ulaşması konusunda. İşi çözüldü mü yani? Çözüldü. Ertan abi işin çözüldü mü? Cevabını da bekliyoruz. Sigorta işimi çözdü diyor da traktörü yaptılar mı? Onu yapıldı. Hallettik hepsini. Evet, hallettiniz de problem yok. Atakan Battal, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Gökhan Demirci Beyefendi, selamlar diliyorum. Fındık yanığında ortalama kilogram bazında eksper durumuna göre dönüm ya da kilogram ödemesi diye sormuş. Ne kadar olur diye sormuş. Evet arkadaşlar, az önce ifade ettiğimiz gibi çiftçi kayıt sisteminin WhatsApp numarasına gönderdiğiniz takdirde
Gökhan Demirci size daha sağlıklı bir bilgi verecek. Hacer Yılmaz ablam kolay gelsin, iyi yayınlar Ahmet kardeşim, konuğuna başarılar ve iyi yayınlar diliyorum demiş. Kıymetli ablam, biz de teşekkür ederiz. Hacer Yılmaz'a selamlar, sevgiler gönderdik ablama İstanbul'a. Gülbahar Karahasan iyi yayınlar Ahmet Bey demiş, sağ olasın, teşekkür ederiz Gülbahar Hanım. Yeşil Mavi, bilinçli ve işin hakkını veren kişileri ekranda ekrana taşıdığınız için teşekkür ederiz. Gökhan abiye de işine de gücüne de başarılar dilerim demiş. Eyvallah Yeşil Mavi, bizim de Sivil Toplum Hareketi Kadın Kolları İl Başkanımız olduğunu buradan duyurmamızda hiçbir mahsur yoktur herhalde. Hacer ablam kurban olurum, yayını paylaşalım arkadaşlar demiş, uyarmış. Hacer ablam severim seni, değerlisin. Cihan Derya Aktaş, iyi yayınlar Gökhan Bey'e başarılar demiş. İyi yayınlar Gökhan abiye, başarılı çalışmalar diliyorum demiş. Neşe Aydın selam göndermiş. Çarşamba'dan selamlar demiş Fırat Çiçek. Fırat Üstadım, biz de şu an Ünye'deyiz. Çarşambaya yakınız. Biz de sana selam gönderelim. Moda TV ekranlarında sık sık olacağız. İnşallah bir gün sen çarşambadan çıkarsın, Ünye'ye gelirsin. Biz de oradan çıkar, Ünye'ye geliriz. Bir buluşmuş oluruz. Burada da sosyal mesafeli ama gönlümüz o mesafeden uzak bir çay içeriz diye ümit ediyoruz inşallah. İki dönüm olan arazilerde geçerli mi sigorta demiş Mehmet Çelenk. Kesinlikle hiç sıkıntı yok. Bir dönüm de olsa yapılabilir. Yani bütün araziler için geçerli. Gökhan Bey'e güvenimiz tamdır demiş Ayhan Karagöç. Bugüne kadar hiçbir problem yaşamadan sigorta ve kasko konularında bizlere her zaman yardımcı olmuştur. Kendisine başarılar dilerim demiş Ayhan Karagöç. Böyle referansları duymak da Gökhan Demirci bizlere açıkçası mutlu ediyor. İyi yayınlar, selamlar. Aracılıkta sigorta şartları nelerdir ve kapsam alanı nedir diye de Ümit İnan eklemiş. Evet, memleketimizin en değerli arıcılarından biri Ümit İnan. Güzel bir soru sormuş. Aracılıkta da sigorta var mı? Kesinlikle. Aracılıkta da aynı şey geçerli. ÇKS raporumuz, petek, arı peteği sayısı ve ÇKS raporumuz Arıcılar Birliği'ne kayıtlıyla beraber aynı işlemleri onlar için de gerçekleştirebiliyoruz. Peki arıcılık yapıyoruz. Yani neyi karşılıyor sigorta? Balımızın çalınmasını mı, yoksa arı bu sene bal vermedi? Bunda karşılıyor mu? Sigorta bir riskin satın alınmasıdır. Sigorta bir riskin satın alınması. Kesinlikle. Her şeyi sigortalatabiliriz yani. Biz halk arasında sigortayı sadece trafik sigortası yapalım, polis bizi durdurduğu zaman gösterelim. Evet. Diyebiliyoruz. Bu değil midir sadece? Aslında öyle bir şey değil. Trafik sigortası zorunlu ve herkesin yapması gerektiği için, aracı olan herkesin yapması gerektiği için, zorunlu olduğu için biliyoruz. Aslında bizim cebimizde taşıdığımız telefonumuzun, bireysel kendimizin, sağlık sigortamız, cep telefonu sigortamız, cebinizdeki cüzdanın bile sigortası var. Ama biz bunu ne yazık ki gerek bizlerden kaynaklı, gerekse evet, araştırmayan, sadece kullanılmayan bir para ödeme gibi gördüğümüz için bilinmiyor. Evet, trafik sigortaya sigortası, harcanan parayı gereksiz para olarak görüyoruz değil kesinlikle mi? Yani kullanmayan hiç kimse sigortaya ödediği parayı gereksiz bir ödeme olarak görüyor. İşin özünde böyle bir şey kesinlikle değildir. Bir tane müşterim ofise geldiğinde kaskosuyla ilgili muhabbet ediyoruz. Kasko yaptırmamak zengin adam işi dedi. Ben kaskosuz arabayı bilmem dedi. Mesela ben bunu unutmam. Kasko yaptırmamak zengin adam işi. Kesinlikle. Yani zengin adam kasko yaptırmasına gerek yok. Ama ben kesinlikle kasko yaptırmak zorundayım. Çünkü aracıma herhangi bir şey olduğu zaman bunun karşılığını kaskodan almak gerekiyor. Kesinlikle. Çok da makul, mantıklı da bir... Mantıklı. Çünkü trafik sigortası sizin aracınıza, size hiçbir katkısı yok. Kullanmayı bilmiyoruz. Kaskoya gerek yok. Benim sigortam var diyoruz ama trafik sigortasının sizin aracınıza hiçbir faydası yok. Trafik sigortası sadece karşı tarafa vermiş olduğunuz zararı, suçlu sizken karşı tarafa vermiş olduğunuz zararı 43 bin liraya kadar karşılıyor. Ama kasko? Kasko sizin ve karşı tarafa vermiş olduğunuz zararın tamamını karşılıyor. Ha, bu kasko ile trafik sigortasının arasındaki fark aslında. Kesinlikle. Doğru mu? Şöyle bir şey. Trafik sigortası 43 bin liraya kadar karşılıyor. Piyasadaki en düşük araç bugün 200 bin lira, 150-200 bin lira ortalama segmentte bir araç. 150-200 evet, bin lira. Evet. Gittiniz vurdunuz bir vatandaşın arabasına,
50 bin lira zarar verdiniz. 43 bin liranın üstünü siz cebinizden ödemek zorunda kalacaksınız. Evet. Bir kez daha sigortanın önemini buradan anlamış olduk. Evet. Ertan Güneş, Gökhan kardeşimin sayesinde yapıldı. Ahmet Bey, Mehmet Bey demiş ama Ahmet Bey olarak anlayacağım ben onu. Allah gönlünüze göre versin demiş Ertan Güneş. Teşekkür ederiz üstadım. Enver Top Başkanım, özellikle bugünlerde halkımızın kafasındaki soru işaretlerine çözüm üreten hayırlı bir program oluyor. Üstlemiş olduğunuz bu sosyal sorumluluğunuzdan dolayı Gökhan Bey'i ve şahsınızı tebrik ediyorum demiş güzel adam. Başarınız daim olsun demiş Enver Top Başkanım. Biz de başkanıma selamlar, saygılar gönderdik. Evet, hayırlı yayınlar beklerim çarşambaya demiş inşallah Fırat Çiçek. Üstadım ben çarşambaya demedim. Sen Ünye'ye gelirsin, biz de Ünye'ye geliriz. Ünye'de buluşuruz dedik. Sen niye şimdi bizi çarşambaya bekliyorsun? Biz öyle demiştik. Seviyoruz sizi, değerlisiniz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, başarılar diyorum demiş Mustafa Demirel. Niyazi Çelenk Başkanım demiş ki, sayın geçmiş dönem belediye başkanımız. 55 yaşıma girdim. Benim sigorta değerim ne kadar? Yoksa kullanma hakkı bitti deyip almak mı lazım? İkinizi de seviyorum, iyi yayınlar demiş Niyazi Başkanıma. Biz de buradan güzel günler selam gönderdik. Saygılar, selamlar Niyazi Başkanımıza. Evet. Fatih Uzun, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Dayımoğlu, hayırlı akşamlar. Ahmet Hülür bizi izliyormuş, sayın başkanım, değerlisiniz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, damadıma başarılar diliyorum demiş Mustafa Demirel. Damadınıza başarılar dilemişsiniz. Teşekkür ederim. Damadı teşekkür etti sizlere. Uğur Ayşegül Çakır, Uğur kardeşim başarılar dilerim, ikinize de selamlar dilerim demiş Uğur kardeşim. Evet, şimdi sigorta deyince aklımıza sadece arabaya yapılan trafik sigortası geliyor. Evet. Sigorta sadece bu değildir dedik. Kesinlikle. Nedir ya da sigorta nedir o zaman Gökhan Hocam? Trafik sigortası olarak baz aldığımız sigortanın içinde birçok kol vardır. Sadece trafik sigortası olarak bilmemeliyiz. Sağlık sigortanız var. Sağlık giderlerinizi karşılayabileceğiniz, iş yeri poliçeniz var, iş yerinde olabilecek hasarlarınızı karşılayabileceğiniz, konut poliçeniz var, konut poliçesi, kasko, DASK, hiç bilmediğimiz birçok dalda sigorta sektöründe hizmet verebiliriz. İnşaat yapıyoruz, all risk sigortamız var. Milyon dolarlık inşaatlara sigorta yapıyoruz. All risk sigortası yapıyoruz. All riskle inşaat anında oluşabilecek kazalar, belalar, her şey temin altına giriyor. Çalışan işçiler yaralanmalı kazalarda, ölümlü kazalarda bu teminatın hepsinden faydalanabiliyorlar. Evet. Teminatları, limitleri biz kendimiz belirleyebiliyoruz. Kasko yaparken de aynı şey geçerli. Bireysel sağlık sigortası yaparken de aynı şeyler geçerli. Burada işin yükü biraz acent olarak bizlere düşüyor. Ucuzcu acente değil, kaliteli acente olmak lazım. Sektörde kasko yapıyoruz, 1500 TL diyoruz. Belki 1300 TL'ye de kasko çıkıyor. Ama kasko teminatının içinde istenilen gibi değişiklik yapılabiliyor. Ben kasko poliçesinde karşı tarafa ödemeniz gereken miktarı 1 milyon TL olarak da belirleyebilirim. 30 bin lira olarak da belirleyebilirim. 30 bin lira ödediğimiz poliçe ile 1 milyon teminatla ödediğimiz poliçede ödediğiniz prim birbirinden çok farklıdır. Bu kaza yapmayınca anlaşılmaz. Allah korusun ama kaza anında hangi kaskoyu tercih etmemiz gerekiyor ya da neye göre kaliteli oluyor bu kasko? Yani bir kaskoyu tercih etmemiz için, kaliteli olduğunu anlamak için neyine bakmamız lazım? Öncelikle kaskoyu, yaptırdığınız kaskoyu, ödediğiniz paranın karşılığını bilmeniz gerekiyor. Sizi aydınlatan birinin olması gerekiyor. Ben müşterilerime her zaman şunu sunarım. Ben yaptığım işte, yaptığım, düzenlediğim poliçede önce kendimi sağlam alırım. Çünkü Ordu küçük bir il. Küçük bir yerde biz bu işi yapıyoruz. Herkes herkesi tanıyor. İnsanlar sıkıntıya girdiği zaman çözümünü yapamazsam ben kendim sıkıntıya girerim. Ertan abiden bahsettik. Hı hı. Ertan abi mesela küçük bir olaydı. Sıkıntısız, problemsiz çözdük. İşini bitirdik, eksperini gönderdik, ödemesini aldık. Benimle de bir bağlantısı olmayan bir işti. Ben Ertan abi adına olayını çözdüm.
işini bitirdim. Yani poliçeyi siz kesmemiş miydiniz? Hayır. Banka kesmişti bazı kanallardan dolayı. Ben dıştan olduğum halde olayını bitirdim. Hasarının yapılmasını ve ödemesinin yapılmasını sağladım. Erten abi benim için güzel bir referans. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum burada da yazdığı için. Evet. Bizim için önemli olan müşterilerimizin bize referans olması. Bu da güzel bir şey. Kesinlikle en büyük referansımız müşterilerimiz. Sıkıntı anında ilk yapılacak, ilk uygulanacak acentenin güvenilir, sağlam ve doğru poliçe yapmasından kaynaklanır. Evet. Birkaç mesajımız var müsaadenizle. Muammer Demirel hayırlı akşamlar demiştik. Bize de hayırlı akşamlar demiş sağ olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Elif Biçer Akkaya canım ablam biz de selamlar gönderdik. Elibal Yapı Marmaris'ten selamlar Ahmet kardeşim. Konuğun olan kardeşimize de selam olsun demiş. Aleykümselam. Emine Akkoyun ta İstanbul'dan izleniyorsun. Ordumuzun gururu Ahmet Çelenk demiş. Ablam öyle yapma, şımartma bizi. Gönlünü sevdiğim, kurban olduğum ablam. Şeref Yiğit, Ahmet kardeşim 2B bahçeler içinde geçerli mi sigorta demiş. Yani 2B bahçeleri biliyorsun, 2B arazileri. Evet. Buralarda bu sigorta yaptırabiliyor muyuz diye Şeref Yiğit sormuş. Tekrar Ahmet Demirci, iyi yayınlar. Çok aydınlatıcı bir yayın oluyor. Yeğenim Gökhan'a başarıların devamını dilerim demiş. Evet, Niyazi Çelenk Başkanım'ın sorusunu unutmayalım. Niyazi Çelenk Başkanım geldi. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben kendimi sigortalayacağım Gökhan Demirci dedi. Yapabiliyor muyuz böyle bir şey? Dediniz ya az önce telefonu sigortalıyorsunuz, işte cüzdanı sigortalıyorsunuz. Niyazi Çelenk geldi, beni sigortala kardeşim dedi. Ne diyeceğiz? Yaş sınırımız var. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında yaş sınırımız var. Yaş problemine takılmaz ise tabii ki. Tabii nedir bunu, yani bu yaş sınırı konusunda şu an bir bilginiz var mı? Nedir yani yaş sınırı? Yaş sınırı 40 ve tamam, 45 Niyazi Başkan'dan geçti. Niyazi yani, Başkan'dan geçti. Hiç konuşmayalım boşuna. Yani, çünkü 55 yaşını aştı. Ona ayrı bir özel kontenjan açabiliriz Niyazi Başkan'ıma. O zaman siz de uğrayacak. Evet, Alaaddin Uğur, hayırlı yayınlar, iyi yayınlar dilerim, hayırlı akşamlar demiş. Ahmet kardeşim çok yararlı programlar yapıyorsun, Allah razı olsun. Sigortacı kardeşim Gölgü Cihadiye Köyü'nde Fındık Bahçesi'nin sigortasının dönümü ne kadardır demiş. Selamlar göndermiş Alaaddin Uğur, Gölgü Cihadiye Köyü'nde Fındık Bahçesi'ni sigortalatmak istemiş. Şöyle diyelim Alaaddin Bey. Şimdi az önce altta yazan numaralarımız vardı WhatsApp hattına. Siz çiftçi kayıt sisteminizi atıyorsunuz. Orada size fiyat daha net çıkarılabiliyor. Az önce Gökhan Demirci'nin açıklamasına istinaden bunu söyleyebiliriz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İkinize de başarıların devamı dilerim demiş Saime Kuş Yılmaz. Bize iyi akşamlar diyelim. Manisa Akhisar'dan selamlar, Gökhan Terdim'e selamlar demiş. Ali Keskin Manisa Akhisar'dan bizleri seyrediyormuş. Teşekkür Ahmet ederim. Çelenk Bey ve bizden sesi, gözü, kulağısın. Tekrar alayım Ergül Başkanım'ın mesajını. Ahmet Çelenk Bey, sen bizlerin sesi, gözü, kulağısın. Rabbim razı olsun senden. Teşekkür ederiz sana. Çalışmalarında üstün başarılar diliyorum demiş Ergül Güneş Başkanım. Başkanım, biz de size hayırlı görevler diledik. Yolunuz açık olsun inşallah. Akın Çiftçi, iyi yayınlar demiş. Ordu Arıcılar Birliği Başkanımız Akın evet. Çiftçi. Evet, başkanım. Arıcılık sigortası konusunda muhtemelen Gökhan Demirci ile görüşüyorsunuzdur. Evet, görüşmenizin devamını dileriz. Tarsim Fındık'ta doğru raporu yapmıyor demiş Hayri Akdeniz. Devamını söyleyeyim. Şöyle ki, ayazdan zarar görmüş ürün ilk iki gün içinde mutlaka raporlanması gerekir. Oysa sigorta elemanları bir hafta 10 gün içinde geldiklerinde yanmış olan mahsul, biraz uzun ama yine de okuyacağım. Yanmış olan mahsul tomurcukları çoktan atılmış oluyor. Bu şekilde tutulmuş raporda hasar görülmemiş olarak tutuluyor. Her şeyden önce fındık hasar raporlarını tanzim edecek eksperlerin eğitilmeleri ve gerçeğe uygun raporlama yapmalarını sağlayacak fındıkla ilgili eğitimler eğitilmeleri gerekiyor. Bu haliyle fındık bahçelerini sigortalatmak anlamsızdır demiş Hayri Akdeniz. Katılıyor musun Gökhan Hocam? Katılmıyorum. Çünkü bizim ihbar süremiz en geç 15 gün içinde yapılması gerekiyor demiştik. Burada sizin ihbar yaptığınız saatiniz, tarihiniz, dakikanız belli. Bunu hiçbir şekilde değiştiremezsiniz. Eksper gelip sizi olayını çözümlememişse bu eksperin ve Tarsim'in problemidir. Reddedilmesi mümkün değildir. Çünkü tarihi ve saati sizin oraya bildirdiğiniz, bana gelen müşterimi ben kendi ekranımdan Tarsim hasarını açıyorum, dosyasını açıyorum.
eksper gelmemişse bu benim müşterimin, üreticimin de sıkıntısı değil, bir başkasının da. Evet. Ama Tarsim 15 gün içinde yapılan ihbarları tabii mutlaka olumlu değerlendirmek tabii zorunda. Tabii ki. Kaldı ki şöyle, burada bir yanma var. Zaten komşu bahçede bir yanma vardır. Bu zaten tabii ziraat odası da bu yanmadan haberdardır. Veya ilgili kurumlar tabii bu yanmadan haberdardır. Hiçbir şekilde Tarsim personelinin hayır bu fındık yanmamış deme şansı da hayır, yoktur diyoruz. O yüzden kıymetli Hayri Akdeniz, bence bu konuda aslında biraz daha araştırılması gereken bir konu. Mustafa Demirci, Çanakkale Gelibolu'dan selamlar, Gökhan kardeşime başarılar diliyorum demiş. Ertan Güneş, ben de aynı sorunu yaşadım Ahmet Bey. Tanımadığım sigorta şirketine ucuz diye yaptırdım, başıma iş geldi, sorumlu kimseyi bulamadım. Az önce demiştiniz ya, ucuz sigorta şirketleri diye. Evet, demek ki ucuz etin yağnisi yenmez demiş atalarımız. Kesinlikle. Bunu da boşuna söylememişler. Bizim yaptığımız işte muhatap gerekiyor. Muhatapsız internet üzerinden yapılan poliçelerin sorunları ile ilgili müşteriler pişmanlıkla tekrardan gelip bizden yardım istiyorlar. Bizim telefonlarımız 7/24 hiçbir zaman kapanmaz. Biz her zaman müşterilerimizin bir telefon kadar yakınındayız. Bizim verdiğimiz iş, yaptığımız iş güven işidir. Vatandaşın aracını kaskoluyoruz, fındık bahçesini sigortalıyoruz. Bizden alıp gittiği 3-5 yaprak kağıttır. Bunun karşılığındaki muhatap ise acentedir. Biz güven satıyoruz. Önce kendimizin güvenilir olması gerekiyor. Biz bu güveni veremezsek bu işi sağlıklı yapamayız. Bizim işimiz güven işi. Önce müşterinin size güvenmesi gerekiyor. Kesinlikle, sigortada. Kesinlikle. Evet, iyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey. Değerli kardeşlerim, Gökhan Demirci, başarılar diliyorum. Severek izliyoruz ve dinliyoruz demiş Ferhat Nurcan Güngören. Biz de sizlere sevgiler, saygılar gönderelim. Niyazi Başkanım demiş ki anlaşılan benim sigorta işi tutmuyor. İkinizi de çok severim. İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Evet Niyazi Başkanım, ne yazık ki sigortadan sen faydalanamıyorsun yaş itibariyle, ama Gökhan Demirci belki ayrı bir sayfa açarsa artık ona da diyecek bir şeyimiz yok. Evet, Tarsim'in haricinde neler yapıyorduk sigorta olarak? Tarım sigortasını geçtik. Trafik sigortası vardı, kasko vardı, sağlık sigortası vardı, bireysel sigorta vardı. Evet. Başka ne vardı sigorta konusunda? İçin kısa ve öz olarak sigortalanmayan hiçbir şey yok. Her şey sigortalanmayan hiçbir şey yok. Sağlığınızı sigorta altına alabilirsiniz. Aracınızı güvence altına alabilirsiniz. Evinizdeki tülünüzü, perdenizi bile sigorta altına, güvence altına alabilirsiniz. Yani sigortalanmayan hiçbir şeyiniz yok. Bardağımızı bile biz sigortalıyoruz. Allah Allah. Ama biz sadece az önce bahsettiğimiz gibi sigorta altına alabiliriz. Trafik sigortası algımıza yerleşmiş. Trafik sigortasına başka sigorta yok gibi böyle bir algı hayır oluşmuş. Bu da yanlış. Hayır, kesinlikle bizim sigortalanmayan hiçbir ürünümüz, hiçbir birimimiz yok yani. Eviniz varsa evinizi sigortalıyoruz. Arabanız varsa arabanızı sigortalıyoruz. Evdeki televizyonunuza kadar sigortalıyoruz. Sağlığınızı sigortalıyoruz. Evet, daha ötesi zaten. Bizim için yok. Önce sağlık. Sağlık sigortası çok kullanılmıyor. Yani yeni yeni bu gündeme gelmeye başladı. Sağlık sigortası çok ayrı bir şey. Önce malımızı güvence altına alıyoruz ama bence önce sağlığımızı güvence altına almamız tabii gerekiyor. Sağlık sigortası her bütçeye, her kesime çok mantıklı gelecek bir şey. Ben sigortacılığa ilk adım attığımda bölge müdürlüklerinden sigorta, sağlık sigortası hakkında eğitimler verildi ve kendime de yapmam önerildi. Tabii kendimize sağlık sigortası yaptık. Bir gün küçük bir rahatsızlığımdan kaynaklı hastaneye gittim. Ordu'da özel bir hastaneye gittim ve hastanede check-up'ı A'dan Z'ye kendime check-up yaptırdım. Hani sağlık sigortasını da bilmiyorum ya. Diyorum herhalde kabarık bir hesapla biz hastaneden çıkarız. Girişte 15 TL katılım ücreti ödedim. Sadece 15 TL katılım ücreti verdim. Bir gün boyunca hastanede tüm tahlillerim, tetkiklerim, röntgenim, film, her şeyim yapıldı. İşiniz bitti beyefendi, geçmiş olsun dediler. Çıktım gittim. Allah Allah. Ben o günden sonra sağlık sigortasının önemini anladım. Bunun için kullanmak gerek. Sağlık sigortası bu devletin yaptırdığı genel sağlık sigortası değil değil mi? Yani o, hayır, onun haricinde mi bir sigorta? Özel. Tamamlayıcı sağlık sigortası.
devletin karşılamadığı her şeyi sağlık diğer her şeyi karşılıyor. Yani mesela atıyorum check-up yaptırdın az önce. Check-up özel bir işlemdir. Tabii ki. Yani ben check-up'ta karşılıyor mu yani sağlık sigortası? Yılda bir kez check-up yaptırma hakkınız var. Zaten check-up'ta genelde yılda bir kez yaptırılır. Kesinlikle. Yılda bir kez check-up yaptırma şansınız bu, var. Bu pahalı bir şey mi sağlık sigortası? Hayır, hayır. Mesela nedir? Kişiye yıllık... özel. Ben kendiminkini 1250 TL'ye yaptım. Bugün yaptım. Yıllık hatta. Oluyor değil bitti. Mi bu? Bitti. Tabii tabii. 1250 TL'ye çok yaptım. İyi. Ama bunun da şartları var tabii ki. Şartları ama şimdi var. Kendine gelip 1250 olup bize gelen 2500'ü bulmaz arada değil mi? Yani ben 5 yıldır düzenli olarak sağlık poliçemi yaptırıyorum ve çok nadir kullanıyorum çok şükür. Bunun etkisi var. Çok iyi. Yatarak sınırsız tedavinizi karşılıyor. Yani bugün Allah korusun bir özel hastaneye gitmiş olsanız zaten geceliğine 300 lira veriyoruz. Tabii, tabii. Yani neredeyse 3 gecelik 3 gece hastanede yatma parasına 1 yıllık sigorta parası vermiş oluyoruz. Ya burada az önceki konuştuğumuz gibi riskimizi satıyoruz biz. Evet. Riskimizi sigorta karşılığında satıyoruz. Sağlık poliçesini biraz daha açalım. Tamamlayıcı sağlık sigortasını biraz daha açalım. Yılda 10 kez ayakta tedavi hakkınız var. Yılda 10 kez siz hastaneye gidip birim ayırmaksızın diş yaptırma protez falan hariç. Onları bu kefeye koymuyoruz. 10 kez kullanabilirsiniz. 10 defa gittiğiniz hastanede ayakta 10 kez tedavi olabilirsiniz. Geçmişten gelen bir rahatsızlığınız yok ise kalıcı sigorta yaptırmadan önce geçici sürekli bir rahatsızlığınız yok ve sigorta yaptıktan sonra bu rahatsızlığınız gün yüzüne çıkmış ise siz tamamen her giderinizi sağlık poliçeniz karşılayacaktır. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Ben açık ifade edeyim. Yani sağlık sigortasına hep uzak durmuşuzdur. Çünkü bizden boş yere para alınıyor gibi bir algı olmuştur. Kesinlikle. Ama dediğimiz gibi Allah korusun hastaneye düşme durumunda özellikle günümüzde çok daha bu revaçta. Peki günümüzde Covid ile ilgili bir sigorta var mı? Sağlık sigortası ya da Covid'i kapsıyor mu? Bu Covid çıktıktan sonra buna dair çalışmalar yapıldı. Antikor testi sağlık poliçesine ilave edildi. Antikor testi yapılabiliyor. Ama net olarak COVID'i karşılayan poliçe yok şu anda. Sadece antikoru koydular. Bundan sonraki çalışmalarda inşallah tez zamanda bu beladan kurtuluruz ki gerek kalmaz. İnşallah. Şu anda karşılayan poliçemiz yok. Evet. Bir iki tane mesajımız var. Bunları okuyalım. Ardından sigorta gerçekten önemli bir konu. Ve ben zaten önemli bulduğum için sizi davet ettim. Teşekkür. İyi ki de davet etmişim. İyi ki de gelmişsiniz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Her zaman tercihimiz olan Altın Ordu Sigorta ve ekibine başarıların devamını diliyorum demiş Hakan Avcı. Ertan Çıtak eklemiş. Gökhan kardeşime teşekkür ediyorum. Yıllardır sigortamı Altın Ordu Sigorta yaptırıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin demiş. Teşekkür Şükriye ederim. Çelenk, kıymetli akrabam, değerli gönüldaşım. İyi yayınlar dilerim demiş İstanbul'dan bizlere. Sağ olsunlar. Evet İbrahim Yıldıran, biz de şu an Ünye'deyiz üstadım. Sizin memleketteyiz. Biz de sizlere selamlar gönderelim. İyi yayınlar demiş Celal Karagöz. Şimdi Gökhan Hocam, sigorta konusu gerçekten başlı başına bir sektör. Ha şöyle de bir durum var. Aslında burada sanki ücreti mukabilinde bir reklam gibi bir şey olmuş oluyor ama Allah şahittir. Evet değerli izleyenler bunu açıkça söyleyeyim. Allah şahidimdir. Bu program için, bu yayın için Gökhan Demirci'den herhangi bir ücret talebimiz yoktur. Allah şahittir dedik olmayacaktır. Bu tamamen daha önce zaten söylemiştim Gökhan Bey'e. Ziraat odalarının fındıkta yanma tehlikesi olduğuna dair açıklamalarını görünce dedim ki Gökhan Hocam sigorta ile ilgili bir program yapmamız gerekiyor dedim. Sağ olsun bizi kırmadı ve geldi. Tekrar ifade etmemiz gerekiyorsa yine söylüyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir ticari karşılığı olmayan bir programdır. Bunu da eklemem gerekiyor dedik. Evet Can Çıtak iyi yayınlar diliyorum. Çok zevkli ve sürükleyici bir program oluyor. Kendim bir otomobilci olarak araçlarımın kasko ve sigortalarını Gökhan kardeşime yaptırdım. Şimdi en önemlisi kendim için de sağlık sigortasından bir teklif bekliyorum Gökhan kardeşimden demiş. Evet Can Çıtak biz de Can Bey kardeşime otomobilci bir arkadaşımızdır. Evet araçlarının kasko ve sigortalarını sana yaptırıyormuş. Şimdi de sağlık sigortasından bir teklif bekliyormuş. Doğan Demirci demiş ki
Gölköy Otolastik Bünyesi Kuruluşu olan Altınordu Sigorta kardeşime ve ekibine başarılar diliyorum demiş. Doğan Demirci, ya bizim enişte değil mi bu? Evet. Aa, evet. Benim eniştem ya. Benim eniştem. Eniştemiz. Evet. Buradan da selam olsun Gökhan eniştemize. O işin şakası. Evet. Az önce dedik. Trafik sigortasını geçtik. Çünkü trafik sigortası artık mecburen yaptırıyoruz yani. Çünkü trafik polisi ceza yazıyor. Evet. Yani kesinlikle. Aslında trafik polisi ceza yazmıyorsa belki biz trafik sigortasını bile yaptırmayız, biliyor musun? Geçtiğimiz dönemlerde trafik sigortası yaptırmama oranı %60'lara vardı. Fiyatların yüksekliğinden kaynaklı. Artık insanlar araç kullanmamaya kadar gittiler yani. Kullanan da polis durdurup gece saat 12'lerde 1'lerde beni arayarak sigorta yaptıran müşterilerim vardı. Şu anki piyasanın fiyatların biraz daha düzeye inmesinden kaynaklı çok bir sıkıntı yok. Zor da kalmayınca insanlar sigorta yaptırmıyorlardı. Hı hı. Kullanmayınca ne işe yaradığını bilmiyoruz. Başımıza iş gelmeyince ben çok müşterim vardır ki hatıra bina ikna ile aracına kasko yaptırıp sonra da bana dua eden müşterim vardır. Evet. Allah hiç kimseye kaza bela göstermesin. Kesinlikle bunun taraftarı değiliz. Ama kasko, sigorta çok önemli. Ben sektörün içindeyim diye söylemiyorum bunu. Gerçekten sigorta çok önemli. Ben evet sigortanın önemini bir kez daha buradan anlamış oldum. Peki trafik sigortasında Allah korusun ölüm ya da yaralanmada, sakatlıkta nasıl bir durumla karşılaşıyoruz ya da nasıl bir teminatla karşılaşıyoruz? Gerçi ben öldükten sonra şeyi merak ediyorum. Hani evlatlar bir şey koparabiliyor mu devlete? Onu merak ediyorum. Aslında evet. Bahsettiğimiz konulardan bir tanesi de trafik sigortası sadece polise göstermelik bir kağıt parçasından ibaret değil. Trafik poliçesi ölümlü ve sakatlık, yaralanmalı durumlarda 2 milyon 150 TL'ye kadar ödeme yapıyor. 2 milyon 150 TL, 2 milyon lira ödeme yapıyor. Evet, 2 milyon 150 TL'ye kadar nakdi para ödemesi yapıyor. Yaralanmalarda bu, sakatlamalarda değil mi? Yaralanmalarda, sakatlıklarda. Öldük gittik diyelim. Varisleriniz bundan faydalanacaktır. Tamam, benim çocuklar ne kadar alacak mesela? 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi bizim hep en son kısmını merak ediyoruz ya, maddi boyutunu. Ne kazanacağız yani, sigorta yaptırdık diyelim. Öldük gittik zaten. Çocuklar ne kazanacak? Onu da merak ediyoruz. Sizin bakmakla yükümlü olduğunuz aileniz, evet. Anneniz, babanız, çocuklarınız ve eşiniz başta olmak kaydıyla herkese bu paradan pay düşecektir. Vay be. Evet arkadaşlar, gerçekten ben açık ifade edeyim, sigortanın bu kadar önemli olduğunu bu zamana kadar bilmiyordum. Evet. İyi ki gelmişsiniz. Rejideki arkadaşlara bir şey sormak istiyorum. Kıymetli Alev Hanım, biz şimdi ikimiz yan yana koyulabiliyor muyuz aynı kare içerisinde? Böyle bir mümkünat var mı? Çünkü test yayınımız, onları da soralım istedik. Çünkü izleyici de konukla bizim zaman zaman göz temasımız olduğunu görmek isterler diye düşünüyoruz. Evet, konut sigortası nedir üstadım? Konut sigortasında konuşmuş olsak. Nedir konut sigortası? Konut sigortası da aracımıza yaptırdığımız kasko ile eşdeğerde bir şeydir. Aracınızın başına gelecek her türlü felaketi, kazayı, belayı karşılıyorsa konut poliçesi de bizim tüm zararımızı, ziyanımızı karşılayacaktır. Yani neyi kapsar? Mesela hangi zararlarımızı karşılayacaktır? Şöyle, konutumuza hırsız girdi. Yani siz sigortacı olarak kardeşim bu senin değerli eşyanı çalmış, yok değersiz eşyanı çalmış ya da neye göre belirleniyor o karşılama? Evinizin konut poliçesi sizin bana verdiğiniz beyan doğrultusunda düzenlenir. Sizin vermiş olduğunuz beyanla evinizdeki beyaz eşyanızdan tutun, mobilyanızdan, duvarınızdaki saatinizden, evinizdeki televizyonunuzdan, buzdolabınızdan her şey teminat altına alınır. Evet. Dolabınızdaki yiyeceklere kadar bu teminat altına alınır. Dolaptaki, buzdolabındaki yiyeceklere kadar. Kesinlikle. Gıdaların bozulmasına kadar bu poliçede teminat altına alabiliriz. Vallahi süper. Evet, bir iki mesajımız daha var. Onları da müsaadenizle. Konut poliçesine dair son sözlerimi söyleyeyim. Evet, ben bitirmeyecektim aslında. Konut poliçesine devam edecektim. Bir iki mesajımızı okuyalım.
Başarılar dilerim ikinize de. Gökhan Bey'e selamlar demiş. Buyur Uğur Ayşegül Çakır. Uğur kardeşim, Uğur Çakır'ı tanıyorsunuz. Evet, çok iyi tanıyorum. Kardeşim. Selam ve saygı. Ezgi Yılmaz, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Gökhan Demirci'ye ve sizlere. Bu güzel yayın ve bilgilendirme için teşekkür ediyoruz demiş. Biz de Ezgi Hanım'a teşekkürüne teşekkür ettik. Cemal Demirci, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah üstadım. Kadem Yiğit, Ahmet Bey, iyi yayınlar. Gökhan kardeşe başarılar dilerim. Emirler Muhtarı, Kadem Yiğit. Kıymetli muhtarım, değerlisiniz, seviliyorsunuz. Sizlere de selam olsun. Evet arkadaşlar, az önce ifade etmiştik. Sık sık bu ekranlarda olacağız artık. Moda TV, Ünye'de Moda TV stüdyosundayız. Mesajlar bölümünde Moda TV'nin linki var. Oradan da tıklayarak Moda TV sayfamızda beğenebilirsiniz. Çünkü artık biz de Ünye Moda TV'nde olacağız. Taner Yiğit, Gölköy Otolastik. Altınordu Sigorta nakliye ekip olarak İzmir'den takip ediyoruz. Şu an aracımız yok ancak olduğu zaman sizi tercih edeceğiz demiş. Mehmet Demirci, Enver Demirci, Kerem Demirci, Taner Yiğit böyle bir mesaj göndermiş. Emrah Çelenk, kıymetli amcaoğlum iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Nuray Çakır iyi yayınlar demiş. Selam söyle demiş Nuray Çakır. Aleyküm selam. Bizden de selam. Siz de bütün kıymetli arkadaşlarımıza, akrabalarımıza selam söyleyin. Erdal Kaşık, iyi yayınlar, başarılar demiş. Böyle mesajını bize göndermiş, sağ olsunlar. Evet, biz konut sigortası demiştik. Evet. Şimdi konut sigortasında bizim size beyan ettiğimiz her şeyi sigortalamak zorunda mısınız? Yoksa gelip beyan ettiğimiz şeylere evimize gelip bakıyor musunuz? Tamamen sizin beyanınız doğrultusunda yapılır. Siz evinizdeki eşyalarınızı, mobilyalarınızı, evinizdeki cam balkona varana kadar, evinizdeki klimaya, her şeyi beyan altına alırız, teminat altına alırız. Bunun doğrultusunda çıkan prim karşılığında evinizi sigortalarız. Tamam. Ben art niyetli kötü bir adamım ki bizim orduda böyle bir şey olmaz ya. Art niyetli bir vatandaşım. Dedim ki evimde işte atıyorum şu kıymetli eşyam var, bu var. Siz sigortaladınız, evet. Bir poliçe çıkardınız. Sonra iki ay sonra geliyorum, feryat ediyorum. Evime hırsız girmiş ve gerçekten hırsız girmiştir. Evet. Ama size beyan ettiğim şeylerin fazlasını ben hırsız çalmış diye böyle bir söylemde bulundum. Buna göre de polis raporu tutturdum. Ne yapacaksınız böyle bir durumda? Ya da yapılan, nasıl böyle bir şey önlem alıyorsunuz? Yapılan her şeyin bir resmi tutanağının olması lazım. Tamam. Polise ben bildirdiniz. Dedim ki, polis geldi. Olay yeri inceleme geldi. Ya polis bey içeride benim işte 100 gram altınım vardı. İşte şunun vardı, bunun vardı. Gitti dedim. Gitti. Aslında böyle bir şey yok. Polis bunu ispatlayamayacak tabii orada. Hırsız bir eve nasıl girebilir? Kapıyı kırmış. Kapıyı kırmıştır. İçeridekileri darp etmiştir. Mutlaka bir delili vardır. Delili olmayan hırsızlık olmaz. Delili var ise, hı-hı, bu iş gerçekten doğru olursa, ise, hı-hı, tabii ki ödemesi yapılır. Aslında bu suistimal edilebilecek suistimale bir konu olduğu için. Açık bir konu biraz, evet. Evet, evet. Yani bu gerçekten ne bileyim zor bir konu ama sigorta, evet, bunu da karşılarım diyorsa ben helal olsun. Evet, konut sigortası ile ilgili ne söyleyeceğiz? Konut sigortası doğal afetlerin tamamını karşılıyor. Evimize gelen elektrik voltaj yüksekliğinden yanan makinalarımıza kadar her şeyi teminat altına alıyor. Üst kattan evimize gelen zararlara, komşularımızdan bize gelen zararlara, alt komşunuzun evinde yangın çıktı, sizin eviniz yandı. Bunda sizin bir suçunuz yok, sigortanız ve sigorta sizin tüm giderlerinizi karşılayacaktır. Vallahi ben şöyle söyleyeyim, açık yürekli ifade edeyim. İyi ki bu akşam gelmişiz çünkü biz bir programı ekrana getirirken şuna dikkat ediyoruz. Bundan izleyenlerin ne kadar bilgilenmesi gerekiyor ve izleyenler bu konuda bilgilenirse ne kadar işlerine yararı, evet, önce hesap ediyoruz. Çünkü bunu gütmek durumundayız. Yani ben iyi ki sizi davet etmişim. İyi ki de siz de davetimize icabet etmişsiniz. Yüksel Akbulut demiş ki Gölköy'den 4 mevsim manavı iyi yayınlar, başarılar dilerim demiş. Muzaffer Akbulut'a da biz de teşekkür ettik. Gölköy Otolastik bünyesinde olan İzmir Demircioğlu nakliyat olarak Gökhan yeğenime başarılar dilerim demiş. Şimdi Gölköy Otolastik, valla ben açık söyleyeyim, bu şirket grubunu duyunca gururlanıyorum. Çünkü bir kişinin veya kurumun birçok işi birden fazla yapabiliyor olması da günümüz şartlarında gerçekten helal olsun demek lazım. Güç isteyen bir şey. Evet, şimdi konut sigortasına dair neler söyleyeceğiz Gökhan Hocam? Konut sigortasında yapmış olduğumuz
konut poliçesinin bildirmiş olduğumuz, beyan etmiş olduğumuz teminatlar dahilinde başınıza gelebilecek her şeyi kapsıyoruz. Duvardan televizyonunuzun düşüp kırılmasına varana kadar, su sızıntısından kaynaklanan laminatınızın kalkmasına kadar, komşunuzdan gelen zararın sizin perdenizi kirletmesine kadar, Allah perdenizin Allah. Yıkanmasının ücretini dahi alabiliyorsunuz poliçeden. Vallahi güzel. Ben konuşmalarımda biraz daha açık ve anlaşılır konuşmaya gayret gösteriyorum. Evet, gayet net anlıyorum sizi. Çünkü, gayet net konuşuyorsunuz çünkü. Burada biraz poliçenin içeriğindeki gibi konuşmalar yaparsak bizi dinleyenlerin zevk alacağını evet, da sanıyorum. Evet, bence zevk alalım. Çünkü gayet izleyicilerimiz şu an durumdan memnunlar. Gayet de iyi gidiyoruz. Evet, konut sigortasını kenara bıraktık mı? Başka ne diyebiliriz konut sigortası için? Yoksa eklemeler yapabilir miyiz? Yoksa iş yeri sigortasına geçelim mi? Ya, konut sigortası tamamen beyanınızın haricinde size dıştan gelecek her şeyi kapsar. Her şeyinizi teminat altına aldığımız takdirde hiçbir maddi zarara girmezsiniz. Peki 3 aşağı 5 yukarı konut sigortasının yıllık olarak mı yapılıyor bunlardan? Evet. Değil mi? Evet. Sigortanın tamamı yıllık yapılıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Sigortanın yıllık mı yapılıyor? Yani 365 gün olarak yapılıyor. Aynen. Peki 3 aşağı 5 yukarı tabii içeride verdiğimiz beyanlara göre durum değişiyor da. Yani normal bir atıyorum Ünye'li bir arkadaşın evi ya da Ordulu ya da Gölköy'lü bir arkadaşın evi 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Kaça çıkar yani? Bu size çok komik gelecek ama 300-400 TL'ye konut poliçesi yapıyoruz. 300-400 liraya? Evet. Sormuyorum başka bir şey. Evet, iş yeri sigortasına geçelim o zaman. İş yeri sigortası. Evet. Yani şöyle bütün iş yerleri ile ilgili şey kapsıyor mu? Yani iş yeri sigortası deyince aklımıza ne gelmeli? Çoğunlukta iş yerlerinin tamamına sigorta yapılabiliyor ama yanıcı patlayıcı maddeler bulunduran imalathanesi olan yerlerde risk çok yüksek olduğu için buralarda yapılması zor. Evet. Gerekli önlemlerin had safhada alınması gerekiyor yapılabilmesi için. Ama genelde yanıcı patlayıcı maddeler içeren iş yerlerinde iş yeri poliçesi yapılması zor. Evet, peki neler söyleyeceğiz sigortayla ilgili Gökhan Hocam? İş yeri poliçesi için duayenisiniz. Evet. Ne söyleyelim? İş yeri poliçesi iş yerinizde doğabilecek malınız, içerideki satmış olduğunuz emtianız, her şeyi güvence altına alıyoruz. Duvarınızdaki takılı olan kameranızdan yerdeki laminantınıza kadar, tavandaki lambanızdan duvardaki perdenize kadar, satmış olduğunuz ürününüzden kaybetmiş olduğunuz zaman zarfı içindeki iş yerinizin kapalı olduğu dönemdeki kar marjınıza kadar güvence altına alıyoruz. Nasıl yani? Şimdi bizim iş yerimiz kapalı. Kapalı olduğu süreçteki zararı da mı karşılıyor sigorta? Olası bir nedenden kaynaklı iş yeriniz kapalı kaldı. Covid'den dolayı kapandı canım iş yerlerimiz. Covid'den böyle bir şey, Covid söz konusu olmadığı için Covid teminatı bu poliçenin içinde değil. Ha. Veya bir trafik kazası geçirdik. Allah korusun kapandı iş yeriniz. Hayır. O tarz bir olayda karşılanmaz. Tamamen iş yerini hüsrana uğratacak bir nedenin olması gerekiyor. İş yeri çalışanı tabii. Değil de iş yeri bir kazayla karşı karşıya kalırsa kapanıyor. Karşılıyor sizin sigorta. İş yerinizde yangın çıktı. Evet. İş yeri poliçeniz var. Evet. Teminat altındasınız. Bu iş yerinin yapımı, onarımı, temizliği, kaldırılması, enkazın kaldırılması, yeniden yapılması, bu süreç zarfı içindeki şimdi kaybettiğiniz alalım. Zaman. Evet, bu alalım. Zamandaki günlük kazanacağınız miktarın ödenmesine varana kadar her şeyiniz teminat altındadır. Evet, anlaşıldı. Şöyle bir itiraftır bu. Ben aslında bu konularla yakından ilgilendiğimi düşünüyordum ama sigorta ile ilgili hiçbir şey bilmiyormuşuz. Gerçekten hiçbir şey bilmiyormuşuz. Evet. Ben öncelikle bu bilgilerden dolayı size tekrar tekrar sık sık teşekkür etmek durumundayım. Evet, bir de bilgilendirme yapalım. Arkadaşlar şu an biz iki kanalda yayın yapıyoruz. Haber Gölköy ve Moda TV kanalından yayın yapıyoruz. Az önce arkadaşımız link attı mesaj bölümüne. Haber Gölköy'den izleyen arkadaşlarımız bizi Moda TV linkinden de tıklayarak izleyebilirler.
bu bilgilendirmeyi de yapmış olalım. Çünkü bundan sonra artık sık sık haftanın belirli günlerinde siyasi programlar da yapacağız bu ekranlarda diyelim. Evet, Gökhan Demirci, ne söyleyelim yoksa yavaş yavaş yayını terk edelim mi? Söyleyecek neyimiz var? Aslında çok şeyimiz var sigorta adına. Kesinlikle konuşmayla evet. Saatlere sığdırabileceğimiz bir zaman değil. Sigortanın önce değerini bilmemiz lazım. Vermiş olduğumuz paranın gereksiz yere verildiğini düşünmememiz lazım. Tabii ki Allah hiç kimseye kazadır, beladır, sağlıktan, sıhhatten geri koymasın, hiçbir şey yaşatmasın. Evet. Ama iş başa geldikten sonra değeri kıymeti anlanıyor. Bizim eğitimlerimizde, sigorta eğitimlerinde hep şu örnek verilir. 700 TL'ye yapılan sağlık sigortası karşılığında hasta 3 milyon TL sağlık sigortasından faydalandı. Vermiş olduğunuz para sizi büyük bir felaketten kurtarabilir. Şu da şu şekilde bilinsin isterim. Verilen para tamamen sigorta şirketine verilir. Ben tüketici olsam, sektörün bir acentesi olmasam, ben yaptırdığım işin karşısındaki rakibini çok iyi tanımak isterim. Yapılan işin karşısındaki muhatap çok önemlidir. Yapılan işin karşısında dik durmak çok önemlidir. Evet. Bizim yayının başında söylediğimiz gibi yapmış olduğumuz iş güven işi. Önce güveni kendimiz almalıyız. Siz gelseniz ofisimize aracımı kasko yap Gökhan Bey. Kaç lira? 5000 lira. 5000 lirayı sen al bana kasko yap desem ben yapamam. Aracınız 500 bin lira. Ben sizden 5000 lira alıp o güveni size veremem. Ama ben 5000 liranın karşılığında çok etkileyici ve güçlü bir güç var arkamda. Ben onların önünde gözüken bir acenteyim ama benim arkamda devlet var. Devletin gücü var. Ben bu poliçeyi size vermiş isem sizin bilmediğiniz birçok hakkı biliyorum ben. Ben sizin hakkınızı savunmak için yeterli donanıma sahibim. Evet, onu biliyorum. Kesinlikle. Evet, onu biliyorum. Müsaadenizle birkaç mesajımız var. Erdal Kaşık, iyi yayınlar, başarılar demiş. Taner Bayır, iyi yayınlar Ahmet kardeşim. 3 yıl tamamlayıcı sigorta yaptırmıştım. Allah'a şükür hastalanmadım. Gitti paramız boşa demiş. Sevgiler demiş. Taner hocam, sen iyi ki hastalanmamışsın. Yeter ki hastalanma. 3-5 kuruş paramız boşa gitsin. Yeter ki. Güzel insanlar, iyi yayınlar, başarılar demiş Bülent Akkoz. Teşekkür ederiz üstadım. Hakan Avcı, her zaman işinde lider olmaya giden Altın Ordu Sigorta ve Gölge Odorastik başarılar diliyorum demiş. Eyvallah. Kenan Avcı, Gümüşkale Gıda. Hayırlı yayınlar, İstanbul Bağcılar'dan selamlar Gökhan Demirci'ye, başarılar diliyorum demiş. Ercan Karameş'e, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Ahmet, İstanbul'dan sevgiler mübarek demiş. Biz de size sevgiler, saygılar gönderdik Ercan Karameş'e. Evet, Yüksel Akbulut. Gölköy'den 4 mevsim manavı az önce mesajını almıştık. Evet, iyi yayınlar dilemiş bize tekrar. Evet, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, başarılar demiş Mehmet Karakoç. Mehmet Karakoç'a biz de selamlar gönderdik. Verdiklerini gerekli ve önemli bilgiler tekrar alacağız burayı. Verdiklerini yazmış ama verdikleri diye okuyacağız. Böyle hatalar, yazım hataları olabiliyor. Verdikleri gerekli ve önemli bilgilerden dolayı Gökhan Demirci kardeşime teşekkür ediyorum demiş Ferhat Nurcan Güngören. Böyle anlamlı konularla insanları aydınlatmanız çok iyi, değerli konunuza ve sizlere başarılar diliyorum demiş. Biz de bu güzel mesajından dolayı teşekkür ettik. Mustafa Çise, hayırlı akşamlar, sevgiler, selamlar diliyorum demiş. Sağ olsun. Fatih Dipköy, başarılar dilerim kardeşim demiş. Nuray Çakır'da başarılar diliyorum. Metin Çakır'ın da selamı var. Ve aleyküm selam. Bizlerden de Metin Çakır'a selamlar olsun. Hayırlı yayınlar demiş Ersan Yardebi. Bugün de unutmadan Metin Çakır'a ve yine Nuray Çakır'a teşekkür edelim. Bize şey geldi. Yedik orada. Güzel bir tatlı geldi. Evet, yapanların eline sağlık. Başarılar diliyorum demiş. Ersan Yardebi, hayırlı yayınlar demiş. Ferhat Karakütük, hayırlı akşamlar diliyorum demiş, sağ olsunlar. Gebze'den selamlar Gökhan Demirci'ye, iyi şanslar demiş Dursun Aktaş. Ersan Yardebi, hayırlı yayınlar, hayırlı yarınlar, selamlar demiş. Ne güzel de demiş. Meslektaşıma selamlar diliyorum demiş Celal Durmuşoğlu. Sektörümüzün ne kadar güzel bir şey, değerli isimlerinden birisidir. Meslektaşına başarılar diliyor olması, yani onu bir rakip olarak değil de bir meslektaş olarak görmüş olması da
beni ayrıca etkiledi. Celal Durmuşoğlu'na da biz de selamlarımızı gönderdik. Bizde emeği olan değerli bir abimizdir. Saygı konusunda kesinlikle sonsuzdur. Ne güzel. Seviliyor, seviyoruz. Celal abiye buradan selamlar, saygılar iletiyorum. Biz de selamlar gönderdik. Evet, Gümüşkale ailesi olarak başarılar dilerim. Selamlar demiş Kenan Avcı Gümüşkale Gıda'dan. Hayırlı yayınlar Gökhan Demirci'ye selamlar demiş İlhan Demiral. Şenol Ulus da hayırlı yayınlar demiş yine bizlere. Biz de teşekkür ettik, sağ olsunlar. Evet, Gökhan Demirci. Yine söylüyorum, ben açıkça ifade ettim, sigorta konusunda bu kadar bilgiye sahip değildim. Aslında biraz araştırdığım bir konuydu, ilgilendiğim bir konuydu ama ne yazık ki hiçbir şey bilmiyormuşum. Ben de bu akşam hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. İyi ki geldin, iyi ki bu konuyu izleyicilerle paylaşmış olduk. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim, bu bir kere konuşulması gereken bir konu değil. Önce onu kesinlikle söyleyeceğim. Bu konuyu sık sık konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz bu konuya artık algımıza yerleşmesi gerekiyor. Yani bunu sadece zorunlu bir trafik sigortası olmaktan çıkartıp az önce saydığınız mesela sağlık sigortaları, konut sigortası, işte kaskosuyla, iş yeri sigortasıyla, işte tamamlayıcı sağlık sigortasıyla vesaire vesaire bunlarla tamamen aslında bütün olmamız gerekiyor. İç içe olmamız gerekiyor. Bizim aklımıza sadece sigorta deyince zorunlu trafik sigortası geliyor. Onun bile içeriğini gerçek manasıyla bilmiyoruz, kullanmıyoruz, bilmiyoruz. Evet. Bu nedenle biz bu konuda seninle sık sık ekranlarda olmamız gerekiyor. İnşallah. Her platformda olmamız gerekiyor. Çünkü bu konuyu önce kendi şehrimizde, bünyemizde, ordumuzda, kesinlikle, Gölköyümüzde bu konuyu sık sık konuşmamız gerekiyor. Fatsa'da ve diğer ilçelerimizde bu konuyu konuşacağız. Ordu'nun 19 ilçesinde konuşmamız gerekiyor. Çünkü sigorta konusu gerçekten önemli bir konu olduğunu bu akşam bir kez daha anlamış olduk. Evet arkadaşlar, aslında yola çıkış amacımız şuydu. Ziraat odaları fındıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu ve sigorta yaptırmamız gerektiğini vurgulayınca biz de sağ olsun Altınordu Sigorta'dan Gökhan Demirci kardeşimle dedik ki bu konu önemli, bu konuyu konuşalım. Sen bize vaktini ayırır mısın dedik. Dedi ki sağ olsun her şekilde, her türlü, her zaman. Biz de kendisine hem teşekkür ettik hem de sigortalarınızı o şu an aşağıda yazan numaralarımızdan yaptırabilirsiniz diye böyle bir bant koyduk. Biz Gökhan kardeşime çok çok teşekkür ettik. Bu saatte bize değerli vaktini ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Şu an toparlamak gerekirse Gökhan hocam ne söyleyeceğiz? Çünkü benim de birkaç söyleyeceğim şey var. Bundan sonra Moda TV'de ve Haber Gölköy'de bu şekilde olacağız. Bu akşam bizim aslında test yayınımızdı bir noktada. Hem o yayını gerçekleştirmiş olduk. Hem de en azından stüdyoyu görmüş olduk. Çok güzel, çok sıcak bir ortam var burada. İnşallah bundan sonraki süreçte de sık sık burada bir araya geleceğiz dedik. Evet, sizdeyiz. Ne söyleyeceğiz sigortayla ilgili? Sigorta saatlere, zamanlara sığacak kadar küçük bir konu değil. Sigortayı anlamak için, tanımak için çok uzun uzun zamana ihtiyacımız olacak. Allah hiç kimseyi kullanmayı nasip etmesin diyorum ben. Poliçeyi düzenleyip müşterime verdiğim zaman Allah kullanmayı nasip etmesin deyince böyle bir şaşkınlık oluşuyor tabii. Tabii ki her zaman Allah kullanmayı nasip etmesin. Kazadır, beladır, hiç kimse yaşamasın. Biz elimizden geldiğince müşterilerimizin zor gününde yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bizim işimiz güven işi. Biz güveni kendimiz alır, karşı tarafa da kendimiz veririz. Allah hiç kimseye kaza bela göstermesin. Sağlıklı günler olsun. Etkileyici, güzel bir yayındı. İnşallah faydalı olmuştur izleyicilerimize. Kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu kanaatteyiz. Çünkü en azından ben bunun kendi adıma benim için faydalı bir program olduğunu gördüm ki bizim izleyenlerimiz de burada da belirttiler zaten. Kesinlikle faydalı bir program idi. İki tane mesajımız var. Abdullah Güney hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Kuvayt'den herhalde, Dubai'den belki başka bir yerden demiş ama ben Kuvayt'den diye okuyorum. Üstün başarılar diliyorum, hayırlı yayınlar diliyorum demiş Mustafa Çise. Nuray Çakır, bizi de davet edersin inşallah, hayırlı akşamlar demiş. Nuray Hanım, Nuray ablacığım, seninle her zaman her yerde program yaparız. Seni elbette davet ediyoruz. Senin çünkü o el emeğiyle yaptığın ürünleri de aslında bir akşam konuşabiliriz. Niye olmasın?
gayet de güzel olur. Evet, dediğimiz gibi sigorta konusu saatlere, vakitlere, zamanlara sığmayacak kadar geniş bir konu olduğunu ben bu akşam bir kez daha gördüm. Tekrar tekrar iyi ki gelmişsiniz. İyi ki bize bu bilgileri verdiniz. Ama bu ilk gelişiniz, lakin son olmayacak. Çünkü İnşallah. Dediğimiz gibi sık sık vurgulayacağız. Bu konuları çok daha fazla konuşmamız ve çok daha fazla izleyiciye ulaştırmamız gerekiyor diyoruz. Evet, teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Emeğinize biz sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağlık. Stüdyomuza konuk aldığınız için, değerli vaktinizi bizimle paylaştığınız için, sizlere ve bizleri bekleyen rejideki arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Verimli bir şeyler anlattığımızı ümit ediyoruz. İnşallah daha verimli, daha güzel sohbetlerimiz olur. Her şey için çok teşekkürler. Evet, biz elimizden geldiğince her zaman, her vakit telefonumuz 7/24 açıktır. Hiç bir konuda bilgimiz dahilinde, elimiz kolumuz ulaştığı dahilde tüm müşterilerimizin yanındayız. Her şey için çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere, değerli vakitlerini ayırdıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, selamlar. Biz teşekkür ederiz. Son Emre Erdoğan da hayırlı akşamlar diye mesajını ulaştırmış. Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, değerli takipçiler. Programın başında da sık sık ortalarda da söylediğimiz gibi bundan sonra Moda TV ekranlarında olacağız. Haber Gölköy'e de buradan yayın yapabileceğiz. Az önce arkadaşımız mesaj yoluyla gönderdiği linki tıklayarak Moda TV sayfalarını takip etmiş olacaksınız. Evet, bizden şimdilik bu akşamlık bu kadar dedik. Sigorta konusu gerçekten önemli bir konu olduğu için bundan sonra sık sık bu konuyu işleyeceğiz. Evet, nerede bir önemli konu varsa veya halkımızı ilgilendiren ne kadar önemli bir konu varsa biz elimizden geldiğince yanında olmaya çalışacağız. İnşallah o güce ulaşmış oluruz diyoruz. Evet, sağlıkla kalın, hayırlı akşamlar, dostça kalın, hoşça kalın. Haftaya farklı bir konuyla tekrar ekranınızda olacağız. Yine söylüyoruz. Bundan sonra Moda TV'de de bir siyasi program yapma planımız vardı. İnşallah bu haftadan itibaren bir siyasi programla da ekranlarınızda olacağız diyoruz. Hayırlı akşamlar, sağlıkla kalın. Açıktan sonra izleyici olmaya başladı, biliyor musun?